Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, asab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eksiru mine salati ala Musa. Musa aleyhisselama çok salavat getirin. Peygamberimize çok salavat getirmeyi geçen dersimizde söyledik. Bilhassa cuma günleri diyor, bana çok salavat getirin. Her ne zaman olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bir mümin salavat getirdi mi melekler, bana onu özel görevli melekler o salatı getirirler. Allah bana ruhumu cesedime iade eder, diriltir, ben de selamına cevap veririm. Hadis-i şerifler böyle. Bilhassa cuma günü diyor bana çok salavat getirin. Çok da 301 dedi hoca, 301. En az 301 salavat getirdin mi çok salavat getirmiş oluyorsun. Bin salavat getir. Zararı yok. Evet. Musa aleyhisselama da çok salat getirin. Niye? Diyeceksin. Niye? Musa aleyhisselam kelimullah'tır. Tur dağında Allah'ın kelamının tecellisine mazhar olmuştur. Allah'ın kelamının tecellisine. Evet. Ne dedi? Fahla na'leyk. Çıkar ayakkabılarını. Benim huzuruma geliyorsun. Taha suresinde var ya, Allah'ın kelamının tecellisine mazhar olunca öyle bir zevk duydu ki Musa aleyhisselam Tur dağında, öyle bir zevk duydu ki erini anzur ileyk dedi, kendini göreceğim dedi, sesin yetmiyor. Gale len tarani, ben sen beni göremezsin Musa, velakin unzur ilel cebeli fe istakarra makanu fesevfe tarani. Şu hakikaten Tur Dağı kızıl kayalardan ibaret. Toz, toprak diye bir şey yok. Hep kaya, sarp. Yani bir düşseniz parçanız kalmaz. Öyle sarp kaya. Onun zirvesinde mazhar olmuş Allah'ın vahyine görev, peygamberlik görevini orada almış. Evet. Şu dağlara bak demiş. Hepsi böyle sarp kayalar, sağlam kaya. O dağlar yerinde durarsa demiş sen beni görürsün. Fenistekarra makanehu fesevfe tarani. O dağlar yerinde kalırsa sen beni görürsün ya Musa. Bir bakmış o sağlam kayalar, gök kayalar, kırmızı kayalar. Un ufak olmuş hemen. Ve harra Musa saika. O dehşetli manzaradan o koca Musa güçlü. Tek koluyla kardeş Harun'u sakalını tutup kaldıran adam. O kadar güçlü. Derhal korkusundan pat diye düşmüş, bayılmış. Kalkınca tüptü ileyke, tövbe ettim diyor. Haddim olmayan şeyi istedim senden. Evet, öyle söylüyor Musa aleyhisselam. Fakat biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah'ı gördü. Nasıl gördü bilmiyoruz. Bu gözler la tudrikul absar. Bu dünya gözleri Allah'ı göremez. Peygamber oraya nasıl gitti bilmiyoruz. İnşallah Allah cennette kavuştursun. Bir anlatıver diyeceğiz. Diyelim. Zaten cuma günleri cennetliklere Allah kendini gösterecek. Nasıl bilmiyorum, ben gitmedim. Şekilsiz, mekansız, bizim bu ölçülere sığmayan bir görünüş o. Peygamberimiz onu o sadette şekilsiz, mekansız, nasıl bilmiyoruz. Ama ayete göre göz gördüğünü, göz yalanlamadı, kalp yalanlamadı, şaşırmadı, bayılmadı diye ayet-i celile var. Gördü diyor. Gördü. Evet. Nasıl gördüğünü o biliyor. Evet, ölçümüz bu. Şimdi biliyorsunuz Miraç'ta ki Mekke'den Kudüs'e kadar olanı ayetle sabittir. İnkar eden kafir olur. Kudüs'ten Cenab-ı Hak'la görüşmeye sema katlarının geçmesi hadis, meşhur hadiste sabittir. İnkar eden sapık olur. Sapık olur. Bunu da kabul etmiyorlar şimdi.
biz ehl-i sünnet kabul ederiz. Orada 5 vakit namaz farz kılındı. İman eden ne kadar büyük günah işlerse işlesin affedilecek. Emenel Resulü. Kalbimizden kötülükler geçiyor. Ondan sormayacak Allah. Söz haline, fiil haline gelmeden muazzam bir lütuflar var orada. Orada 50 vakit namaz farz kılınmış. Musa Aleyhisselam'a salavat getirin. Neden? Şimdi onu anlatıyoruz. Musa Aleyhisselam'a salatı çok getirin. Çok getirin. Sebebi bu. Gelmiş Peygamberimiz. Namaz kılanlara Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle buluşması, miraç deniyor buna. Güzel namaz kılarsan senin de miracın oluyor bu. Hakikaten güzel adamların namazı miraç. Sen ben göremiyoruz ama öyle adamları hayatta görmek mümkün. Onlar olmasa zaten çoktan yıkılır dünya. Ben Denizli'deyken evime bir adam misafir olmuştu, hep anlatırım. Gece teheccüd namazından kalktı adam. Öyle bir namaz kıldı ki titreye titreye böyle tir tir titriyor. Bembeyaz yüzü okurken böyle apartmanda salladı ya. Gözümle gördüm ya. Adam öyle bir kendinden geçti ki apartmanda salladı ya. Öyle adamlar var, hala var. Hala var. Evet, namaz müminin miracı. Güzel kılarsan böyle oluyor işte. Peygamberimize verilen bu miraç güzel namaz kılanlara veriliyor. 50 vakit Peygamberimiz memnun deniyor şimdi. Miraç onlara da verdi, ümmetine verdi. Musa Aleyhisselam gelirken karşılaşıyor. Musa Aleyhisselam ne oldu anlat bakalım kardeşim diyor. Diyor ki şöyle oldu, şöyle oldu. Dön diyor, dön. Yahudilere 50 vakit namaz farzdı. Kılamadılar. Melun oldular. Lanet etti Allah. Mağdubun aleyhim. Bir o değil sebep. Peygamberleri öldürdüler. Allah'ı kandırmaya, yanıltmaya kalktı. Hile yapmaya kalktılar. Fasara vesaire lanetlendi. Bir sebebi de bu. 50 vakit çok geldi onlara. Kılamadılar, kılmadılar. Lanetlendiler. Dön, dön yapamaz ümmetin. Peygamberimiz gitti 45'e. Yine geldi kaç? 45. Dön, dön. 5 defa döndürdü de döndürdü Musa Aleyhisselam da 5 vakide düşürdü Allah. Gene dedi dön dedi onu da yapamam. Yok da yüzüm yok var dedi. Tamam bu kadar yeter. Öyle diyor işte bak benim. Evet diyor ki Musa'ya çok salavat getirin. Fema evet ra'aytu ahadan minel enbiya'i peygamberlerden hiçbirini görmedim ben. Ahvata ala ümmeti minhu ümmetime ihtiyatlı olanı Musa Aleyhisselam kadar ümmetime ihtiyatlı olanını başka bir peygamber görmedim. Ne dedi bak? 50 vakti kılamazlar dedi, dön dedi. 45'i yapamazlar, dön dedi. 40'ı yapamazlar. 5'e kadar durmadan döndürdü peygamberimizi. Benim ümmetimin lehine iş yapıverdi. 55 vakti kılmıyorsun. 50 vakti olaydı ne yapacaktık şimdi? Onun için Musa Aleyhisselam minnet borcumuz var. Ona çok salavat getirin diyor. Ona çok salavat getirin. Bizim lehimize böyle uyarılarda bulundu. Evet. Onun için ona çok salavat getirin diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerif Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. Ekzebün nasi İbrahim Aleyhisselam'a da salavat getiririz biz. Başka peygamberlere de salavat getiririz. Peygamberler insanlara Allah'tan aracıdırlar. Salavat getirdiniz mi? Allah'la birleştirirler. Allah'la birleştirirler. İrtibatınızı sağlarlar. Hangi peygamber olursa olsun. Şimdi tasavvufla bununla ilgili şeyler var. Her biri bir şeydir. Hangisine salavat getirirseniz bunu sağlarlar. Onun için biz Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mursalin salavatullahi ve selamu aleyhi mecma'in
salavatını her akşam ederiz. Etmeliyiz. Çünkü Ayşe anamıza demek ki Ayşe'cim her gün Kur'an'ı hatmetmeden uyuma. Her gün Kabe'ye tavaf etmeden, ömre yapmadan uyuma. Her gün cennete ağaç dikmeden uyuma. Her gün peygamberlerle helallaşmadan uyuma. Dur 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 demiş ya Resulallah. Bir gecede bunlar nasıl yapılır? Evet. Hanımına söylüyor. Allame Hazreti Ayşe anamız, Allah şifada nail eylesin. Üç ihlas okursan diyor, hatim sevabı kazanırsın Ayşe'cim. İhlas Kur'an'ın üçte birine denktir. Üç defa yaptın mı Kur'an'ı hatmetmiş ecir kazanırsın. Her akşam yatarken üç ihlas okudun mu Kur'an okumuş gibi olursun. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah dedin mi Ayşe'cim, Kabe'yi tavaf etmiş, ömre yapmış olursun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem ve Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyin ve mursalin salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain dedin mi, bütün peygamberlere salavat getirdiğin için hepsinin şefaatini kazanırsın. Ayşe'cim, Rabbi ufilli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yakumul hisab. Allah'ım beni, anamı babamı, tüm ümmeti Muhammed'i, hepsini affet. Kıyamet gününde hesaplarını kolay gör. Dedin mi bütün müminler sana hakkını helal ederler. Memnun kalırlar sana dua ettiğin için. Her akşam bunları yaptın işte bu mükafatlara erişirsin buyurmuş. Onun için biz de her gün bu bütün peygamberlere salavat getirmeden Allahümme salli ala Muhammedin ve Adem'e ve Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa, ülül azim peygamberler derler buna. Ve beynehum min nebiyyin ve murselin, bunların arasındaki nebiler, rasuller hepsine salatü selam eyle dedin mi? Hepsine salavat getirmiş olduğun için Allah'a seni yaklaştırırlar. Özellikle Musa aleyhisselama çok salavat getirin. Çünkü bize böyle bir iyiliği var diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Ekzebün nas es-sunna. Evet. Güzel bir kitap. Bir şu konudan, bir şu bu konudan hayatın her safhasında, pratik hayatta bize lazım olacak hadisleri derlemiş. Caminin önünde yatıyor bu Gümüşhane-i Ahmet Ziyaddin Hazretleri. Allah ona rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Bize sunuvermiş. Biz de size aktarıyoruz. Şimdi başka konuya. Ekzebün nasi es-sunna. İnsanların en yalancısı darılmak yok. Ben elçiyim. Elçiye zeval yok. Ben size duyuruyorum. İnsanların en yalancısı sanatkarlardır, esnaftır. Evet. Peygamber söylüyor arkadaş. Şimdi ben ev yaptırdım. Adama gittik. Bak dedim düğün yapacağım. Oğluma düğün yapacağım. Şu güne yetişmesi lazım. Yeni evde düğün olacak. Eski ev dar. Misafirim çok. Tamam. Yazdık, çizdik. Fiyat ne? Şu. Anlaştık. Adam geldi 3 gün çalıştı. Söz verdi. Bir de imza attı oraya. 3 gün sonra baktım kaybolmuş. Yok. Vızır vızır arıyorum. Nihayet bir inşaatta yakaladım. Aynı ona da öyle söz vermiş. Geleceğim şu gün ve bitireceğim diye. Bana da öyle şu gün geleceğim bitireceğim dedi. Orada yakaladım, bir başkası geldi. Ona da söz vermiş. Bir gün çalışıyor, ötekine gidiyor. Bağlıyor seni. Dedim yaptığın hesabını gör, al paranı çık git. Çünkü bir düğün bu, ertelenmez ki, ilan etmişiz. Esnaf böyle söz verir, yerine getiremez. Ondan sonra yalan söylüyor. Yan yattı da çamura battı da şöyle oldu da böyle oldu. Hepsi yalan yani. Adamla konuşurken evet, bir şey söylersin, ismi tamamdır. Gününde yapmadı. Ona göre sen şey yapmışsın. Erzurum'da okulun bahçesine demir parmaklık yapayım dedim. Çocuklar giriyorlar, kirletiyorlar. Burası okul temiz olması lazım. Hem de İslam Enstitüsü.
Anlaştık adamla. Şu gün başlayacaksın. Şu nerede bitin? Şu gün tarihe bitiririm. Tamam. Adam gelmedi. Ben de dedim ki para bende duracak. Al sen de dursun. İşin gör. Verilir mi ya iş bitirmeden? İşte bizde bir mamur kafası. Parayı aldı ya. Ben ne olsa kimseye gidemem. Bir ay geçti hala başlamıyor herif. Yapmayacağım demiyor ama ne olsa ben garantiyim kaçmayacağım. Parayı almış benden. Araya başka kimlere sokuyor? Yalan söylüyor bak. İnsanların en yalancısı esnaftır. Ben bunu yaşadım. Ev yaparken yaşadım. Orada yaşadım. Söz verir. Herkese söz veriyor. Ondan sonra yalan söylüyor. Evet. Yalan söylemekle iş yürümüyor. Yalanla iman bir arada bulunmaz biliyorsunuz. Allah korusun. Allah korusun. Yapabileceğin söyleyeceksin. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sürü şeyler uydurur. Onun için bizim hocamız Allah rahmet eylesin. Ev yaptırman derdi. Hazır ev alın. Çünkü müteahhitle anlaşırsın. Sözünü yerine getirmez. Gününde yapmaz. Kavga edersin. Mahkemeli olursun. Bir sürü işi var. Hazır ev al. Tak parayı say al. Böyle şeylere girme. Ne güzel söylüyor bak. İnsanların en yalancısı esnaftır. Evet. Başka hadiste var. Yani esnaf olanlar kızmasın. Et-tüccar hümül füccar. Tacirler facirlerin ta kendileridir. Facir günahkar adam demek. Hep yalan söyleyen, yanlış işler yapan. Hepsi böyle mi? Yok canım. Hazreti Ebubekir de tüccardı. Hazreti Osman da tüccardı. Hazreti Ebubekir kumaş tüccarıydı. Kainatta insanların, yaratıkların en şereflisi. Efendimiz söylüyor. Dünya bir tarafa, Ebubekir bir tarafa. O da kumaş tüccarıydı. Hazreti Osman gıda toptancısıydı, gıda tüccarıydı. Hazreti Ömer deri tüccarıydı. Benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu diyor. 1000 kızım olsa Ömer'e hepsi ölse de hepsini verirdim diyor. O kadar Osman kıymetli. İmam Azam da tüccardı. Ama İmam Azam demiş herkes ona. Kendi değil, başka hocalar Azam İmam o demişler. Öyle güzel ahlakı var, öyle güzel ilmi var. Ha. Bunlar hariç satarken kolaylık çıkarır. Alırken kolaylık çıkarır. Müşterisini kolaylık tanır. Kazandığı parayı da ha 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 diye verir kazandığı parayı. Şimdi adama gidiyorsunuz. Ya bir cam yapacağız işte bir şuraya okul yapacağız, hastane yapacağız. İşte senetleri ödeyemiyorum da çeklerimi ödeyeyim de. Allah nasıl uyuşturuyor. Ama tüccar var, teşekkür ederim. Aslında benim gelip sizi bulmam lazım kardeşim. Allah razı olsun. Ne kadar ihtiyacınız var? Sağa sola gitmeyin. Kapatın orayı. Tamam. Öylesi de var biliyorsunuz. Cami benden hocam diyor bana. Camiyi ben yapacağım diyor. 10 kişi gidip durma diyor. Öyle de tüccar var. Bir de çeki ödeyemedim, senedimi ödeyemedim filan diyen var. Evet. Hep bunlar bize uyarı. Böyle olmayın yani. Yalancı takımından olmayın. Sözünde durmayan olmayın. 3 kuruş para için yalan söylemeyin. İnsanları kandırmayın. Ama insanların çoğu buna kanar. Evet. Yalan yürü yemin bile ediyorlar. Gavur olayım ben bunu 5'e aldım diyor. Halbuki 2'yi almış. Allah korusun gavur olur diyor Peygamberimiz. Yahudi olayım ben bunu diyor 5'e aldım diyor. Halbuki 2'yi almış. Ona satmak için 5'e aldığını söylüyor. Hak eden Yahudi olur diyor. Maalesef bunu çok yapanlar var. Böyle olmaması lazım. İnsanların en yalancısı sanatkarlardır, esnaftır, boyacılardır, dericilerdir, kuyumculardır, altıncılardır. İşte yalan vaatlerde bulunurlar, sözünde durmazlar. Bundan dolayı. Yoksa böyle insanlar da var. Ebu Said Hudri'den bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah teala.